Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, ceza hukuku genel hükümlerini benden YouTube'da yer alan 33 videoyu izleyerek bitirdiniz. Şimdi geldik hem genel tekrar yapmaya hem de arkadaşlar soru çözmeye. Fakat biz burada ayrı bir yöntem benimsedik. Ayrı bir şekilde çözeceğiz. Şöyle yapacağız. Önce bu soruların tamamını sitede online olarak sen çözeceksin. Oradaki başarını göreceksin. Yapıp yapamadığın soruların ne olduğunu göreceksin. Sonra geleceksin. Bu hazırladığım PDF sorularının çıktısını alacağım. Önüne koyacağım. Ben sana çözeceğim. Diyeceğim ki bak dikkat et. Böyle yapabilirler. Böyle yapmış da olabilirler. Bir dahakine böyle yaparlar diyeceğim. Sen oraya küçük 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 not alacaksın. Yani benim bir sorum sana 3 soru 4 soru kazandıracak. Bazen bir soruda 5 soru çözeceğim. O şıkların hepsiyle ilgili bir soru yapacağım. Yani sen burada hazırladığım 100 soruyu benden dinlediğinde şöyle bir avantajın olacak. Bir, çıkmış soru tarzında neredeyse tüm sorular görmüş olacaksın. 2. Çıkabilecek soruları görmüş olacaksın. 3. O benden dinlediğin derslerde nerelerden soru yapılabileceğini göreceksin. 4. Ceza hukuk genel hükümlerini tamamen tekrar etmiş olacaksın. Yani genel tekrar niteliğinde bir soru çözüm yapacağım. 100 soruda değil, genel tekrar niteliğinde yaklaşık 300 soru çözmeyi planlıyorum. Nasıl? Bir sorudan 3-4 soru yaparak. Tamam? Her türlü açığımızı bu videolarda görelim. Bu videolarda çukurlara düşelim ama gerçek sınavda herhangi bir çukura düşmeyelim. Biz bu soruyu daha önceden çözmüştük düşüncesiyle, çözmüştüm duruşuyla, tamam mı? Gidelim o sınava girelim. Ceza hukuk genel hükümlerinden karşıma ne kadar soru, ne kadar farklı tarzda soru yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar her türlüsünü biz çözelim. Bu videolar kimin için hazırladınız hocam? Adli hakimlik, idari hakimlik, KPSA grubu, seviye tespit, denklik sınavı. Bunun yanında arkadaşlar kurum sınavları, komiser yardımcılığı sınavları, misyon koruma sınavlarında yani sözün özü şu arkadaşlar. Ceza hukuku genel hükümleri dersinden hangi sınavda sorumluysanız işte bizim bu sorular aynı şekilde oynatma listemizde yer alan ceza hukuku genel hükümler oynatma listesi ve ders notları arkadaşlar birebir günceldir ve bu sınavlar için fazlasıyla yeterlidir. Yani sen ayrıntı da hocam çok mu ayrıntı olacak adli hakimlik sınavının düzeyinde? Arkadaşlar bir dersi tam anlamıyla öğreneceksiniz. Tam anlamıyla eksiksiz öğreneceksiniz. Tam dolu bir şekilde gideceksiniz. Ama sizden önce, sizden sorulara başlamadan önce bir ricam var. Bunun öncesinde lütfen, lütfen ceza hukuku genel hükümleri oynatma listesini bitirmiş ol. Ve ardından bu ceza hukuku genel tekrar sorularını çöz. Tamam mı? Peki hocam diğer neleri bitirmiş olmam lazım? Kamu hukukunu bitirmen gerekiyor. Hocam nelerdi bunlar? Anayasa hukuku, oynatma listesini ve ders notlarını tamamen bizden bitirmiş olman gerekiyor. Yine bu bittikten sonra anayasa hukuku genel tekrar niteliğinde soru çözümlerini bizimle bitirmelisin. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar idare hukuku var. İdare hukuku oynatma listesini ve ders notlarıyla birlikte tamamen bizden bitirmelisin. Aynı şekilde idare hukuku bittikten sonra idare hukukunu genel tekrar niteliğindeki video soru bankasını da arkadaşlar bizimle bitirmelisin. Tabii ki bunlar bittikten sonra hocam seninle hangi dersleri bitirebilirim dersen idari yargılama bitirebilirsin. Ceza muhakemesini arkadaşlar bizimle bitirebilirsin. Aynı şekilde iş hukukunu bizimle bitirebilirsin. Miras hukukunu bizimle bitirebilirsin.
Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım seninle neler göreceğiz. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ceza genel hükümler dersini genel tekrar yaptıracak nitelikte arkadaşlar sorular konu sıralaması baz alınarak hazırlanmıştır. 100 özgün sorudan hazırlanmıştır. Ama arkadaşlar bu da çıkabilir, şu da çıkabilir. Bak arkadaşlar bu kesinlikle soru potansiyeli olan bir bilgidir diye toplamda sana 300'e yakın, 300 ve 300'ün üzerinde bir soru çözmeyi planladım. Ama senden ricam YouTube Hukuk Öğretir kanalında yer alan ceza hukuk genel hükümlerini 33 videonun oluşan o video serisini izlemeni tavsiye ederim. Hocam izlemeden geldiysem ben yine ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama izlersen çok daha iyi oturtmuş olursun. Devam. Senden ricam biz siteye bunları online olarak yükledik. Tamam mı? Sen sınav, aynı sınav ortamındaymışsın gibi sınava giriyorsun, başlıyorsun işaretliye çözmeye. Tamam. Onları bitir. Sonra çıktısını al. Gel benden dinle. Tamam. Evet arkadaşlar. Soruları sen çözmüş olsan bile doğru yaptığın sorular da olsa mutlaka arkadaşlar soruları benden çöz, dinle. Amaç 100 soru ile değil 300 soru ile karşına gelecek tüm soruları yakalamaktır. Bu sorular arkadaşlar adli hakimlik sınavında, KPSS grubunda, STS sınavında, komiser yardımcılığı sınavında ve diğer kurum sınavlarında çok rahatlıkla kullanabilirsin diyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Geldik 16. soruya. Artık yavaş yavaş öldürme, bıçaklama, yaralama olaylarına başlayalım. Tamam mı? Adamı boğacağız, bıçaklayacağız, kaçıracağız, neler neler yapacağız. Tamam mı? Adım adım yapacağız. Şimdi başlayalım. Bak arkadaşlar, buradan çıkmış sorularda da bu tarzda bir soru gelmiş karşımıza. Diyor ki, soruya dikkat et, 16. sorudayız. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı yabancı ülkede geçen süre aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilebilir. Olay mantığı şu. Bir tane adam düşün. Beni düşün. Murat yurt dışında bir suç işlemiş. O suçtan dolayı gelmiş. Türkiye'de de yargılanıyor. Tamam? Ama yabancı bir ülkede suç işlediğinde bu adam gözaltına alınmış olabilir. Gözlem altına alınmış olabilir, tutuklanmış olabilir, hüküm giymiş olabilir. Buralarda geçirdiği süreler var. Tamam mı? Burada geçirdiği süreleri ben alıyorum. Türkiye'de yargılandı. Kaç yıl ceza aldı? Atıyorum 3 yıl. Bu söylediğim sürelerin toplamı ne kadar? 2 yıl. 3 yılı 2 yıldan çıkartıyorum. Mahsup etme diyorum ben buna. Kalan süre ne kadar? 1 yıl. Türkiye'de ne kadarını yatacak? 1 yıl. Sınavda bize neyi soruyorlar? Hangi süreler, yani nelerden dolayı yurt dışında kalırsa Türkiye'dekinden mahsup edilir? Bunları söylüyor. Hangi süreler mahsup edilir? Gel bakalım. Şimdi bak. Hangi sürelermiş arkadaşlar? Göz altında geçen süre mahsup edilir mi? Edilir. Gözlem altında geçen süre mahsup edilir mi? Edilir. Tutukluluk? Edilir. Hükümlükte geçen süre? Edilir. Adli kontrolde geçen süre? Edilmez. Cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4 oluyor. Devam. Suçla ilgili verilen kararlamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi burada bazı arkadaşlar şunu demiş olabilir. Hocam gözlem altı ne demek? Ben bunu arkadaşlar ceza muhakemesinde uzun uzun anlattım. TCK'nın genel hükümlerinin konusu değil. CMK'dan onu mutlaka benden dinleyin. Bunun süresi vesaire oradan bayağı bir soru geliyor. Devam edelim. Şimdi suçla ilgili bir kavram var. Önce bu kavramlarla ilgili bir soru çözelim. Sonra bu kavramlardan olaylar yapmaya başlayalım. Ne demek istiyorum? Suçun faili suç işleyen kişidir. Suçun faili bıçağı aldım sapladım. Fail benim. Vurdum fail benim. Boğdum fail benim. Suçun aktif sujesidir. Yani hareket eden, öldüren, bıçaklayan hep ne? Bak aktif. Bir de benim zavallım kim var arkadaşlar? Mağdur var, mağdur. Bak E şıkkında. Mağdur da bu suçun neyidir arkadaşlar? Biri aktifse öbürü de aktif olsa zaten ölmezdi. Karşılık verirdi. O da nedir? Pasif sujesidir. Gitti. Yani A'da, E'de değil.
Gerçek kişi sadece suçun faili olabilir. Unutma arkadaşlar, gerçek kişi sadece suçun faili olabilir. Devam. İşkence, zimmet suçu sadece kamu görevlisi tarafından işlendiğinden dolayı mahsus, yani kamu görevlisine karşı özgü bir suçtur. Yani sen birine işkence edeceksen, devletin malını üstüne geçireceksen arkadaşlar, zimmet, bu suçları işleyebilmen için sadece ne olması gerekiyor? Kamu görevlisi olman gerekiyor. Tamam. Hocam sen birine işkence gibi bir şey yaptığında bunun adı ne oluyor? Bunu kamu görevlisi yaparsa işkence, bunu sen ben vatandaş yaparsak eziyet oluyor. Eziyet özgü bir suç değil, işkence özgü bir suç, mahsus bir suç olarak düzenlenmektedir. Mesela şöyle bir soru sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi özgü suçtur? Tamam, böyle de soru gelebilir. Devam, bu da gitti. Fail ile mağdur aynı kişi olabilir demiş El İnsaf. Fail ile mağdur aynı kişi olamaz. Elimdeki telefonu aldım. Bak şimdi elimdeki telefonu aldım. Vurdum, yere kırdım. Tamam mı? Suç, fail kim? Ben. Telefonu kıran da ben. Yani mağdur da ben. Hem fail hem mağdur aynı kişi olamaz. Tamam? Tamam. Geçtim mi? Geçtik. Çık ekrandan. Devam ediyorum. Ahmet kahvede okey oynarken, dikkat et. Ahmet kahvede okey oynarken tartıştığı Mehmet'i belinde tabanca ile 3 el ateş eder. Mehmet ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olur. Hastaneye kaldırıldığında Mehmet müdahale edilirken hastanede çıkan yangın neticesinde ölmüştür. Bakın burada hocam neye dikkat etmem lazım? 1. Hareket. 2. Netice. Hareketle netice arasındaki illiyet bağının da kopmaması gerekiyor. Bak ne yapmış Ahmet? Okey oynarken Mehmet'i belindeki tabancayla vurmuş. Kaç ele vurduğunun önemi yok. Çektim. Kasti bir hareket, bilerek isteyerek yapmış bir hareket. Ateş etmiş, Mehmet'i ağır yaralamış. Mehmet öldü mü? Ölmedi. Netice gerçekleşti mi? Daha gerçekleşmedi. Ama illiyet bağı şu an sağlam. Yani ölümüne ben sebep olacağım. İlliyet bağı var. Hareket, netice, illiyet bağı. Tamam. Gitti hastaneye. Doktor yanlış iğne yaptı. Hemşire yanlış müdahale etti. Hastanede yangın çıktı. Ambulans kaza yaptı. Tamam mı? İşte bu durumda benim öldürmek istediğim o hareket vardı ya, illiyet bağı, yangın neticesinde, ne neticede? Yangın neticesinde kesildi mi? Kesildi. Ben normalde o adam ölseydi kasten adam öldürmeden ceza alırdım. Fakat aradaki bağ koptuğundan dolayı bu yangın da olabilir, ambulans şoförünün kaza yapması neticesinde de olabilir. Beni ilgilendirmez. Ben kasten öldürmeden dolayı ceza almam. Kasten öldürmeye teşebbüsten ceza alırım. Netice gerçekleşse bile ben öldürmeden ceza almıyorum. Sebep, illiyet bağı koptu. Tamam? Bak sinirleniyorum. Yapman lazım. Devam. Bak ne diyor? Soru bitti herhalde. Cezai sorumluluğu nedir diyor? Kasten öldürmeye teşebbüs diyeceksin. Cevabımız Edirne. Geçtim. Hasan sokak ortasında tartıştığı esnaf Kemal'e 5 el ateş etmiş. Şimdi mağdur kaç kişi? Bir kişi. Zaman aralığı var mı? Yok. Tak 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 ard arda ateş etmiş. E kardeşim o zaman ne diyeceksin burada? Tek bir suç vardır diyeceksin. Hocam diğer şıkları değerlendirelim. Tabii ki değerlendirelim. Bak tekerrür için ne gerekir? İkinci bir suçun olması lazım. Tekerrür etmesi lazım. Tamam. Burada ikinci bir suç var mı? Ahmet'i sıktım öldürdüm. Tek suç var. Tekerrür yok. Gitti. Zincirleme suç. Arkadaşlar aynı kişiye karşı farklı zamanlarda aynı suçun işleme durumuydu. Ama buna girmeme gerek yok. Bana bak bana. Zincirleme suç. Kasten öldürmede, kasten yaralamada, işkencede ve yağmada dördünde uygulanmaz. Burada hangi suçu işliyorum ben? Öldürmeyi işliyorum. Öldürmede zincirleme hükümleri geçerli mi? Değil. Anladın değil mi? Aradaki istisnalar var. Bunlarla ilgili soru yazdım. Devam. Zincirleme de değil. Gitti. Kesintisiz suç. Arkadaşlar kesintisiz suç neydi? İrademle başlıyor, irademle devam ediyor. Adamı aldım, Adana'dan kaçırdım, Urfa'ya kadar getirdim. İrademle devam eden bir durum. Burada kaçırma olayı falan var mı? Yok. Direkt öldürmüşüm. O zaman kesin suçta değil. Hocam neden 5 ayrı suç değil? Yani 5 şıkkı değil. Sebebi şu arkadaşlar. Eğer ki zaman aralığı girseydi 5 ayrı suç derdim. Birinci gün 1 kurşun. İkinci gün 1 kurşun. 3 hafta sonra 1 kurşun.
Ne oldu? 5 ayrı suç derdim. Tamam? Adam 5 defa da ölecek hali yok. O zaman ne diyorum? Tek bir suç vardır diyorum. Son soru. 20, bu videonun son sorusu arkadaşlar. Geldik 20. soruya. Şimdi buradaki mantığı lütfen çok anla. Bak bak bak, ekrana geliyorum. Bak, çok anlaman lazım. Bak, diyor ki aşağı hangisi ihmali hareketle işlenebilen suçlardan biri değildir? Bak, suç, bak eldiveni de çıkardım. Ben çıkardım, böyle gaza geliyorum, tamam mı? Bak, ihmali. Zaten suçu ya ihmali hareketle işleyebilirsin. İhmali ne? Yapmama. Duruyor böyle. Doktor hasta gelmiş. Üf, yeter, bugün de çok hasta geldi diyor. Yapmama şeklinde. İtfaiye gidiyor, yangına müdahale etmiyor. Yapmama şeklinde. Hasta bakıcı hastaya vermesi gereken ilacı zamanında vermiyor. Yapmama şeklinde ortaya çıkıyorsa ihmali hareketle işlenen bir suçtur. Peki hocam, zıttı yapma şeklinde. Ama size yapma şeklinde diye bir şey sormazlar. İcrai şekilde yapılan suç derler. Soru neyi sormuş? İhmali hareketle. O zaman ben suçlardan biri değildir diyor. O zaman 4 tane ihmali hareketle yapılan bir suç olacak. 1 tane de icrai hareketle yapılan bir suç olacak. Bu bakış açısıyla baktığında soru artık kebap. Tamam? Şimdi bak, kebap diyorum. Ne demek bu? Atanacaksın, yemeğe çağıracaksın, kebap yiyeceğiz. Ailemle geleceğim. Tamam? Bak şimdi. Başlayalım. Teşkil etmez diyor. Hemen şıklara gittim. İtfaiye erinin yangını söndürmemesi. Yapmıyor, ihmal. 1. Doktorun acilde müdahale etmemesi. İhmali hareket. 2. Annenin çocuğunu emzirmemesi. İhmali hareket. Yapmama şeklinde. 4. Hasta bakıcının hastaya zamanında ilaç vermemesi. Ne diyorsun? Yapmama şeklinde. Evet, cevaba bakalım. Hemşirenin yanlış iğne yapması. Yanlış iğne yapması. Hareket var mı? İcrai bir durum var mı? Var. O zaman buna ihmali hareketle işlenen bir suç demeyeceksin. Hocam, bunların adı ne suç olarak? Adının ne olduğunu şimdi önemi yok. Bir sonraki sorularda göreceğiz. Tamam. Bu videoyu da fazla uzamasın. Kendine iyi bak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım.